Yani şimdi biz tabii bunları biz kendi mentalitemize göre e, yoğurup çıkarıyoruz. E, Avrupalılar bu çok farklı bir yerdeler. E, bu kardeşler de geldiği zaman tabii e, bir şeyler vermek için geliyor. Çünkü çok büyük paralar veriyorsunuz ve size katkı sağlaması için tabii e, hocaların elinde en büyük şans ne oldu? İşte Zeko uçaktan indi, kaptanlığı verdiniz. Tabii. Kaptanlığı verdiniz. İkinci kaptan gibi Mert Hakan varsa o yoksa Tadiç oluyor. Hani. Görüyor musunuz silsileye geçiş ne şekilde oluyor? Yani e, bunlar e, size zarar vermez bizim ülkemizde. Daha çok siz faydalanırsınız. Takım arkadaşlarını da zaten maçta çok iyi görüyorsunuz. Onlara o nasıl söyleyeyim, saygıları belli. Futbol saygıları belli. yani Kalite zaten üst seviyelerde. Yani şu anda şu son dönemde bakın 5 senede falan beri gelen en üst seviyedeki topçular alınmaya başlandı. Yani şöyle bir bakarsan seviye olarak hakikaten çok üstüler ve hep vurgulamaya çalıştık burada anlatmaya da çalıştık. Gelenlerin hepsi oynamış olarak geliyorlar. Tabii. Minimum 60 maçı olan oyuncular bunlar. Ee, diyorlar ki 37 yaşında tamam da 37 yaşında senin ligin bir İtalya ligi değil ki abi. Onlar her hafta aynı tempoda oynuyorlar. Sen tamam. oynadın inişli çıkışlı tempo. Ceko 55 oynayarak geldi. Fred 56 maç oynayarak düşün, geldi. Tadış 40'ın üzerinde maç oynayarak düşün, geldi. Onların hazırlık maçları, onların tabii, Avrupa tabii, tabii. maçları, onların oradaki kupa maçları hepsi mi bunlar? çok çok üst seviyedesiniz ve şakattı görmeden geliyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Fred'in 56 maçı bizim ligdeki 75 maç falan yani Yani, yani şimdi işte. yani onların, tempo ve performans olarak Onların haftaya oynayacağı tempo gene aynı. Rakibin temposu aynı ama bizdekini kestiremiyor. Bir de haftadan haftaya nasıl oynayacak, nasıl rakibin sana nasıl oynayacağını bilemiyorsun. Ama onlar hep aynı. Aynı tempoda gidiyor ama e, şu var e, bu sezon İlerledikçe, e, maçlar ilerledikçe ben iyi maçlar çıkacağını düşünüyorum. E, bilhassa büyüklerin rakipleri biraz tabii kartlarını iyi alacaklar. bakmayın böyle sezon başında puan kayıpları falan oluyor ama onlar hep devamlı gidecek gibi değil. kartlarını iyi almaları lazım, çok iyi analiz etmeleri lazım. Çünkü çok farklı bir oyuncu kitleleri var. Bütün o büyük takımlarımızda Trabzon hariç ne yazık ki, ne yazık ki Trabzon hariç ama diğer üç büyük takımlarda... Enteresan oyuncular var. Çok üst seviyede Şimdi hocam Şimanski bir konuşalım. Birkaç istatistik e, üzerinden gidelim. Sonra Fred'le Cengiz'e de geleceğiz. 15 dakika oyunda kaldı. Topla buluşması 2. Topla buluşması 2. Attığı gol 1. Gol beklentisi 0.42. Yani Yani e, burada şunu söyleyebiliriz. Topsuz oyunda da, toplu oyunda da gerçekten çok iyi bir e, oyuncu var Sevgili karşımızda. Sevgili Ömer bahsettin. Dün de üç bahsettin. Gol üç Evvelsi gün de bahsettin. Şu anda Türkiye'de yapılan üst seviyedeki transferlerin en iyisi. Üst takımlardan bahsediyorum. Genç olarak 24 yaşında biz öbürlerine Büyükleri biliyoruz. Onları bir tarafa bırak. Onlar tamam yani. İşte Onlar Icardi bir tarafta. Ustalara saygı kuşa. Mertens bir Onlar bir tarafta. Burada Jeko'dur, Tariç'tir, Cengiz'dir falan. Fakat şu anda yapılan en iyi transfer. Fenerbahçe, en verimli. Fenerbahçe ne turnayı gözünden vurdu. Çok Cengiz çok... için mi? yok 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 Şimanski. Ha, Şimanski Zimanski, mükemmel bir topçu ee, bunun tabi biz ben kendi şahsımda diyorum daha çok performansta görmek istedim daha çok oyun içinde görmek istedim daha direkt kafadan görmek istedim klas gol attı oyuncu, oh. e, klasik gol attı da o pası verene de bakacak Ve şimdi. Ya. aldı at diye verdi o da pat diye bıraktı ama adam kalite hani adam e, oyunu o kadar iyi bir perspektifi geliş ki e, driftingi var, aralara girmesi var, son vuruşları çok iyi oyunu iyi, sezgisi iyi. Yani bir, bir orta sahada ne be? Feyenoord'da seyrettiniz işte. Herkes biliyordur seyredenler. Körükçüyle neler yaptılar. E, takımı şampiyon yapan bu ikisi. Yani Fenerbahçe emin ol. Biri zaten Benfica'ya gitti 30 milyon, yani, milyon Fenerbahçe Benfica, bu nasıl gitmedi hayret. En pahalı Nasıl gitmedi? Oldu. Abi, Fenerbahçe turnayı gözünden burada. Hakikaten çok iyi bir oyuncu aldı. İleriye dönük. Öbürleri buradan ancak şeye giderler. Suudi Arabistan'a o tarz. Ama böyle de bu çok 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 iyi bir oyuncu aldılar. Yani tebrik etmek lazım. İnşallah e, bu rotasyon illeti var. Onu geç bir tarafa inşallah fazla süre verir de oyuncu seyretme imkanımız olur. Hocam zaten hani üç golü asist yapmış oyuncu herhalde İsmail Hoca da ya çok fazla abi, kesemez şimdi, diye düşünüyorum Şimdi açıkçası. sen bir tane daha orta sağlayacaksın. Onun tarzında olacak ofansif yönde çok etkililer ofansif yönde. Şöyle bir bak o tarafları çok e, BKV aldın daha göremedik onu. Onun bir hafif bir sakatlığı var Riskle de etmiyorlar. Orta tarafı da toparladılar da Dijiko hemen hemen aynı seviyede. Hiçbirisi de birbirinden fazlalıkları yok. Aynı seviyede stoperler. Ama Bekay öyle söyleyeyim mi? Bekay çok farklı bir şey. E şey Osterwelde atmaya başladı ilk zamanlarda kimse beğenmedi etmedi ama tabii süre almayınca insanların kafasında soru işe. Yani komple bir takım görüyoruz biz. süre almayan adamı zaten. Hani... Ama Zimanski bunların içinde çok ekstra bir oyuncu. Evet. Ya, hakikaten çok ekstra bir oyuncu. Fred'i de konuşalım. Fred de dün Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden birisi. İlk maç olmasına rağmen bence çok iyi bir performans ortaya koydu. Hazır hani gelmiş çünkü. Sonrası için bir fragman izlettirdi. Bak transferlerdeki önemli kriterlerden biri hazır oyuncunun gelen yani oyuncunun hazır olması. mesela Beşiktaş tarafında biraz oraya bağlanacak gibi iş çünkü. Sosyal Şener Hoca ya yalvardı. Bak tamam git ama gel idmanlara çık. Profesyonelsin çünkü. Neden? Yani. Sen çünkü gittiğin yerde sıkıntı tabii, yaşarsın. Bumerang gibi geri döndü. Sen Milan'a gidiyorsun hazırlık kampına katılmıyorsun takımın Beşiktaş'ın. Çıldırmış olsa. Yani sanki oraya gidince formayı sana teslim edecekti. Aa Sosa geldi diye. Sonra ne oldu? Milan ya, senin gibi kaç tane adam var Senden daha ileri var orada. O nedenle e, bu ha, hazır oyuncu almak, Hazır çok gelmek önemli. önemli Transferden önce kriter sorarlar. Kampı var mı? Dün golden önce ceza sahasına girdi. O girişleri hep yaptı. Gol noktasına çok yakın oynuyor. Yani bu sezon e, tahminim benim Fred'in bir 8-10 golünü e, izleyeceğiz. 8-10 gol yazar yani. gibi oraya. Çok güzel. Adam hocam. tecrübe kokuyor. Tabii tabii. Tecrübe. Nereye ne zaman koşacağını, nerede basacağını, ne zaman mücadele hepsini bilen bir adam. Çok büyük bir tecrübe. 30 küsür Brezilya milli takımında oynamak ne demek? İngiltere'de kaç? 5 sene mi? 5 senesi var. 4 sene veyahut da 5 senesi var. Yani e, onun için e, tecrübe her şeyden hocam, e çok önemli. 2018'de katılmış United'a ve işte 5 yani, yıl diyebiliriz. Yani onun için e, çok fazla da onu abartmaya gerek yok. Adam e, futbolun nerede, nasıl oynanacağını ne şekilde oynanacağını bilen bir oyuncu. Ve çok ofansif bir oyuncu. İşte onun için tek İsmail kalıyor orada. Dedim ya İsmail de biraz örnek kaydığı zaman birkaç pozisyonda yakalandılar. Geçen sezonun aynı kopyası gibi oldu. Onu da artık bu maçlar oynandıkça teknik heyette daha iyi analizini yapıp o, onun için oraya birisini ha, arıyorlar. Işte. Hocam, o defansif, o kurguda bir numara. daha orasını arıyorlar. Güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi Serdar abi şu şekilde sormuş olayım. Liva Kovic bekleniyor artık Serdar abi. Net gibi hani hı hı. 9 milyon euroya bu transfer bitecek gibi. Şimdi hoca da 6 numara dedi. 6 numaranda geldiği bir senaryoda Fenerbahçe'de bence hala net olan iki oyuncu var yerli noktasında Cengiz ve Ferdi Kadıoğlu. Bu isimler bir sakattık hani ceza olmazsa 11'e yazılır ama onun dışında e kalede Livakovic var. Orta alanda şimdi Fred'in performansını gördük, Şimanski'yi görüyoruz. Hani yeni bir 6 numara muhtemelen o da yani muhtemelen değil gerçi yabancı, yabancı olacak. Nasıl bir kurgu olabilir yerli anlamında Livakovic'le birlikte? Sen niye lige göre konuşuyorsun? Yok yani lig, şu an lig yabancı, maçı, maçı konuştuğumuz için lige göre Avrupa, yani. Avrupa'da böyle bir sıkıntı var mı? Yok. Bunu niye söyledin? Çünkü hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın ki Beşiktaş da alacak e, daha transfer hedefleri Avrupa'daki kendi kulvarlarında veya gidebilecekleri en e, maksimum seviyeye gitmek. Olmalı. Olmalı. Neden? Eee bu ligin şampiyonluğu para etmiyor artık. Ya bize göre para tamam. Yani bizim bütçemize göre para. Yedi sürenizi doyurur. Bu ligin o şampiyonluğu ayır. şampiyonlar liginde gelecek bir galibiyetin yarısı ediyor. Şampiyonluğu. Aynen öyle. Ee, güzel özetledin. Para etmediği için, para etmediği için kulüpler için söylüyorum ben bunu. Yeni arayışlar içerisinde kaynak. Bu kulvardan gelen para değil sadece. Bu kulvarda oynayan oyuncunun değeri de artıyor.